Evet. Kazanım 28 ile devam ediyoruz. Burada az önce 2 defa 26 yazıldığı için burada yanlışlık oldu. Bu kazanım 28 aslında. başka sayısı 2 olan bir ikinci derden bir px polinomu için p1 eşit p4 sıfır olduğuna göre px polinomu sabittir mi? Bu güzel bir soru çeşidi. ÖSYM'de bundan çok soruyor. Sordu yani daha önce. Şimdi px başka sayısı 2 kökleri 1 ve 4 yani bir çarpanı x eksi 1 P1 şey, bunun bir kökü ve 4 bunun bir kökü. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 diye yazarım bunu. Neden? İkinci dereceden olduğunu söylemiş bana zaten. Bir de kökleri 1 ve 4 başka sayıda 2 vermiş. Polinom direkt bu oldu o zaman. Şimdi e benden ne istiyor? Sabit terimi x'de olmayan terim. Hiç bunu açmama bile gerek yok. x'de olmayan terim şuradaki sayıların çarpımı. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Bunu da eksi 4 ile çarpacağım. Yani bu ifadeyi açtığım zaman en son Eksi 2 çarpı eksi 4'ten artı 8'de bir şey gelecek. Aradakiler önemli değil benim için. O zaman buradaki sabit terimim nedir? 8'dir. Cevabım E oldu. Geçtim ikinci soruya. Bak bu sefer baş sayısı 3 üç olan 3. dereceden demiş ve 3 tane kök vermiş bana. Px eşittir. Başkası sayı 3 olduğu için çarpı 3 ile başladım. Eksi 2 bunun bir kökü. Demek ki x eksi eksi 2. Yani x artı 2 bunun bir çarpanı. x artı 2 sıfıra istersem x eksi 2 bulurum. 1 bunun bir kökü. O zaman x eksi 1 bunun bir çarpanı. x eksi 1 0 x eşittir 1. 3 bunun bir kökü. Ya 3 bunun bir kökü x eşittir 3 ya. Bunu bu tarafa atıyorum. x eksi 3 eşittir 0 olduğu için x eksi 3 bunun bir çarpan oluyor. Bunu yazdım. 3. dereceden 3 tane kökü var. Ve başka sayısı 3. Bu polinom aşağıdaki yerde hangisidir? Zaten direkt polinom buldum. x çarpı x eksi 1 çarpı 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 olacak. Zaten bu e seçeneğinde mevcut. Geçtim. Üçüncü soruya. Baş kat sayısı 1 olan 4. dereceden bir polinom için. Bak. Bu sefer 4. dereceden ama 4 tane kök varmış. P'ye seçtir. Baş kat sayı 1'miş. Eksi 2 bunun bir kökü ise x eksi eksi 2. Yani x artı 2 bunun çarpanı. Bir kökü ise x eksi 1 bunun bir çarpanı. Yani x eşittir 1 ise x eksi 1 eşittir 0. x eşittir 3 ise x eksi 3 eşittir 0. x eksi 3 çarpan. P4 ise, x eksi 4 bunun bir çarpanı. Başka sayısı 1 dediği için çarpı 1'i başa yazmaya gerek yok. Burada p x polinomun x eksi 2 ile bölünden kalan. Yani x yerine 2 yazdığım zaman bana p 2'yi soruyor. O zaman x yerine 2 yazıyorum. p 2 eşittir. x artı 2, 2 artı 2, 2, 4. x eksi 1, 2 eksi 1, 1. 2 eksi 3'ten buraya eksi 1 geldi. x eksi 4, 2 eksi 4'ten eksi 2 oldu. O zaman şimdi burayı çarpayım. Bir kere eksi 2 çarpı eksi 1, 2 yapıyor. 4 kere 2 çarpı 1'i önemsemesek de olur. 8 oluyor. Cevabım B oluyor. Kazanım 28 de bitti. Şimdi kazanım 29'a geçebiliriz.